Avrupa Parlamentosu'nda tütün tartışması yaşanıyor. Sigara lobisi iş başında. Avrupa milletvekilleri salı günü yeni sigara paketlerinin neye benzeyeceğine karar verecek. Bu paketlerin %75'inin uyarılardan ibaret olması isteniliyor. Lobi şirketlerini harekete geçiren bu reform mentollü ve ince sigaraları da yasaklamayı öngörüyor. Basına sızan bilgilere göre tütün devi Philip Morris projenin önüne geçmek için yoğun lobicilik çalışması yürüttü. Bir yıl içinde 161 lobici 230 Avrupa milletvekiliyle görüştü. Bunların birçoğu Karl-Heinz Florenz gibi merkez sağ Avrupa milletvekilleri. Uzun yıllardır Avrupa Parlamentosu'ndayım ancak hiçbir zaman buna benzer bir baskı görmedim. Kullanılan yöntemler kafa karıştırıcı. Birçok Avrupa milletvekiline posta aracılığıyla buna benzer hediyeler gönderildi. Yeşiller grubu Avrupa Parlamentosu Başkanı'na bir mektup yazarak uygun olmayan davranışların gözden geçirilmesini istedi. Kurallara uyulduğundan emin olmak için Avrupa Parlamentosu Başkanı'na bir mektup yazdık. Kurallar gereği ihtiyaç olmadığı sürece tütün endüstrisi yetkilileriyle görüşülmemesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi halinde şeffaflık gerekiyor. Adı yolsuzluğa karışan eski Avrupa komiseri istifa etmek zorunda kalmıştı. Kimi sivil toplum örgütleri haksızlığa uğradığını belirtiyor. Suçlamaların tek amacı direktifi 2014 seçimlerinden sonraya geciktirmekti. Bu direktifin önüne geçmeye çalışanlar var, gerçekleşmemesini isteyenler var. Avrupa Parlamentosu'nun salı günü üye ülkelerle müzakereleri başlatıp başlatmamasını kararlaştırması bekleniyor.